Ben senin annen miyim? Evet, siz benim annemsiniz. Hastanede karışmışız hatta. Doktordan öğrendim. Tabii ki o zaman sizi annemle sizi, daha doğrusu sizle şu anki beni büyüten annemi doktoruna sordum. O her şeyi açıkladı bana. İkiniz çocukları karıştırmışsınız. Hayır, böyle bir şey olamaz. Bu çok tuhaf. Hayır, gerçekten olabilir. Lütfen birazcık beni dinleyin. Hayır hayır küçük kız, senin kafan çok karışmış bence. Ailenin yanına git ve birazcık onlardan yardım al. İstersen ben de seninle geleyim. Hayır gerçekten, şuna bakar mısınız? Biz birbirimize çok benziyoruz ama benim ailem bir Çinli. Anne! Anne kim geldi? Yok kızım bir şey. Anne? İnanmıyorum. O sizin kızınız mı? Evet benim kızım. Ne oldu anne? Bu kız da kim? Ona her şeyi açıklamamız gerekiyor. Bunu bilmesi gerekiyor. Bak kızım, sen olayları çok ama çok yanlış biliyorsun. Akşam oldu. Hadi evine git. Hayır, hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ben her şeyin gerçeğini öğrenmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Kafam çok karıştı. Rahat uyuyamıyorum bile. Bak gerçekten bu böyle olmaz. Sen benim kızım değilsin. Böyle bir karışıklık olmadı. Hadi gel ailenin numarasını ver. Beraber aileni arayalım. Hayır, lütfen annemi aramayın. O daha bunun farkında olduğunu bilmiyor. Belki o da sadece şüpheyle duruyor. Hiçbir yere sorduğunu düşünmüyorum. Lütfen siz bari bana gerçekleri açıklayın. Anne, bu kız neyden bahsediyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben söyleyeceğim o zaman. Hayır, dur. Hayır, kızımın psikolojisini bozmana izin veremem. Hemen halledeceğim ben. İçeride bir telefon konuşması yapıp geliyorum. Ne oldu? Neden bu kadar üzgünsün? Anlatamam şu anda sana. Annem izin vermiyor. Senin de birden şok olmanı istemiyorum benim gibi. Merak etme, ben yardımcı olurum sana. Ne olduğunu söylesen, anlatsan yardımcı olurum. Hayır, gerçekten şu anda annenden izin almadan hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Ya bir şey olmaz. İstersen anlat. Hayır hayır, şu an gerçekten anlatmak istemiyorum. Bu olayın şokuna seni de sokmak istemem. Merak etme, ben insanlara yardımcı olmayı çok severim. Aa ben de. Demek ki fazla ortak özelliklerimiz varmış. Gerçekte bir kardeş olmasak da bir nevi de kardeş olabiliriz aslında. O nasıl oluyor ya? Kafam karıştı biraz. Neyse, bu kadarını söyleyeyim. Anneni bekleyelim. Alo. Efendim, ne oldu? Alo abla, hemen Türkiye'ye gelmelisin. Ne alaka? Ne Türkiye'sinden bahsediyorsun? Abla, hemen Türkiye'ye gelmelisin. Neden böyle bir şey söylüyorsun? Hani abla, sen senelerdir bir şeyden şüpheleniyordun ya. Neden bahsediyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Açık konuş. Abla, sen seneler önce Çinli bir kadınla doğum yaptığını söylemiştin. Evet, söylemiştim. Ve büyük ihtimalle kızın onunla karışmış olabilir. Bazen de umursamadın. Sadece kuruyorum kafada diye düşünüyordun. Ne olmuş? Abla, o gerçekmiş. Ne? Gerçek miymiş? Nasıl olabilir? Abla, senin kızın geldi şu anda kapıma. Sen benim annemsin diyor. Çünkü Türkiye'deyken bu ev sizin olduğu için bu evin adresini vermiş doktor. O yüzden de buraya gelmiş. Ne diyorsun sen? İnanamıyorum. Gerçekten şimdi orada mı? Nasıl peki? Bana benziyor mu? Abla, bize çok ama çok benziyor. Ben bunu nasıl anlatacağım Feride'ye? Feride hiçbir şey bilmiyor. Abla, işte Feride'nin gerçek annesi de aslında şu an onu büyüten anne. Nasıl açıklayacağız çocuklara bunu? Her şeyi geç, bunu nasıl ikinci eşime anlatacağım? Onun gerçek babası öldü. Evet, onu nasıl anlatacaksın? Hiçbir şey bilmiyorum abla. Lütfen abla, bir an önce gel. Şu an gelemem. Eşim hiçbir şeyden haberi yok. Onun gerçek babası olsaydı hemen gelebilirdim. Abla, ben bu çocuğu nasıl göndereyim? Anneni istiyorum diyor. Ona söyle, onun teyzesi olduğunu söyle. Ve annen uzaklarda, seni istemiyor de. Ama abla, bir çocuğa nasıl bunu söylerim? Sen sadece bunu söyle. Kapat şimdi telefonu. Nasıl söyleyeceğim ben bu çocuğa annen seni istemiyor diye? Bu çok kalpsizce olur. Merak etme ya, benden sır çıkmaz. Ha, bak annen geliyor. Artık söyleyecek misiniz? Anlatsana ona da. Bak küçük kız, seninle bir şey konuşmam lazım. Gel şöyle otur. Ne oldu? Ne konuşacaksınız? Bak, ben senin annen değilim. Ne annesi ya? Neden bahsediyorsun anne? Bir dakika kızım, izin ver bize. Ben senin annen değilim. Ben senin teyzenim. Ne? Teyzem misin? Ama yine de gerçek değil mi bu? Yani benim annem farklı biri. Evet, otur biraz hadi. Peki. Senin annen, gerçek annem yurt dışında ve şu anda evli. Olabilir. Yani yanındaki adam da benim babam olmuyor mu? Hayır kuzum, baban olmuyor. Çünkü senin baban trafik kazasında vefat etti 2 yıl önce. Ne? Yani benim gerçek biyolojik babam öldü mü? Evet, maalesef de onu kaybettik. İnanmıyorum. Peki annem gelecek mi buraya? Bunu nasıl anlatsam sana bilmiyorum. Ama o seni istemiyor. Ne? Beni istemiyor mu? Evet, istemiyor seni. Hayır ya, teyzem öyle biri değil. İstiyordu. Sen karışma lütfen.
Nasıl yani? Beni hiç istemiyor mu? Merak etmiyor mu? Hayır, seni asla istemiyor. Görmek dahi istemiyor seni. Kendi kızını seviyormuş. Seni asla kabul etmeyeceğini söyledi bana. Bana mı öyle söyledi? Ben de onu kabul etmem zaten. Benim gerçek annem beni o kadar çok seviyor ki. O kadar severek büyüttü ki beni. Benim sevgiye ya da başka bir şeye ihtiyacım yok ki. Sadece merak ediyorum. O kadar beni kim doğurduğunu ve onun büyüttüğü kız da kendi annesini merak eder diye düşündüm. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Hey, gitme, dur. Hayır teyze, gidiyorum. Özür dilerim sizi rahatsız ettiğim için. Hayır, ne rahatsızlığı? İstediğin zaman beni görmeye gelebilirsin. Yok yok, ben sizin hayatınızda rahatsızlık vermek istemem. Akşam oldu, kaç saattir annem beni arıyordur. Hemen eve gitmem gerekiyor. Vah vah, çocuğu da çok üzdük. Niye böyle davrandı Serpil şimdi? Anne, teyzem böyle bir insan değil. Neden böyle davrandı? Mecbur kaldı kızım. Büşra'yı görmedin mi? Nerede o? Bilmiyorum teyze. O bir yerlere geziyordur kesin ya. Onun öyle huyları var biliyorsun. Ne kadar sorumsuz. Akşam olmuş, bak seni ne kadar üzüyor. Hayır, Büşra o kadar habersiz uzaklaşmaz. Nereye gitti ki? Polisi mi arasam teyzeciğim? Ya bir şey olmaz ya. Kaybolursa kaybolsun. Zaten o senin kızın değilmiş. Annem öyle diyor. O nasıl laf toka? O benim kızım. Başka hiç kimsenin kızı olamaz. Onu ben büyüttüm. Bu saçmalıklara bir son verin artık. Çocuğun psikolojisinde bunları konuşup konuşup bozuyorsunuz. Annene söyle, bir daha senin asla böyle yanında konuşmasın. Tamam teyze, bir şey söylemedim. Özür dilerim. Lütfen Büşra'nın yanında böyle konuşma Toka. Ben senin teyzen, o da senin kuzenin. Tamam teyze, konuşmam bir daha. Anne. Kızım sen neredesin yavrum? Buradayım anneciğim işte. Büşra, ne kadar telaşlandım kızım. Son günlerde davranışların iyice değişti senin. Neden böyle yapıyorsun anneciğim? Sen anneni çok üzüyorsun. Özür dilerim anne. Bir daha asla senin yanından ayrılmayacağım. Sen beni çok ama çok seven, hep sevgiyle büyüten, elinden geldiği kadar her istediğimi yapan, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü öğreten birisin anneciğim. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim yavrum. Niye böyle duygusal konuşuyorsun? Ne oldu sana? Beni mi canın sıktı? Neredesin hem de sen? Anne, ben Ezgigil'e gitmiştim de Ezgigil'in kuzenine gittik oradan da. Özür dilerim senden habersiz gittiğim için. Ama bir daha yapma Büşra, tamam mı anneciğim? Hadi git elini yüzünü yıka. Tamam anne. Teyze, bir şey söyleyeyim, bu kızın yalan söylüyor. Onu nereden çıkardın? Yalan söylüyor. Bu kızı hastanenin o tarafta görmüşler bizim arkadaşlar. Ne? Ne hastanesi? Bilmiyorum. Hastanenin o tarafta geziyormuş. Aa, ne yapıyormuş ki orada? Bilmiyorum teyze. Neyse ben eve gidiyorum artık. Allah Allah. Bu çocuk hastanede ne yapmış ki? Hastaneyi arasam iyi olacak. Acaba bir sıkıntı mı var? Hemen hastaneyi aramalıyım. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Bugün size 6 yaşlarında sarışın bir kız geldi mi? Evet geldi. Peki neden gelmiş? Bir şey mi oldu? Size söylemedi mi Büşra? Neyi söyleyecekti ki hanımefendi? Anlamıyorum, bana lütfen net olur musunuz? Hanımefendi kusura bakmayın. Zamanında siz doğum yaparken babam burada görev yapıyordu. Büşra size anlatır diye düşündüm. Yani? Sizin bebeğinizle başka bir ailenin bebeği karışmış. Ne? Karışmış mı? Asla böyle bir şey olamaz. Bunu Büşra biliyor yani ve bana anlatmıyor, öyle mi? Evet biliyor. Hatta o ailenin evine gitti. Ne? Ailenin evine mi gitti demek? Bundan neden benim haberim yok? 6 yaşındaki bir çocuk tek başına nasıl onların yerine gidebilir? Kim oldukları bile belli değil. Kim oldukları belli hanımefendi. Onlar onun ailesi. Kusura bakmayın. Yani belki babam vefat etti artık. Mahkemeye vermek istersiniz bu yapılan hatadan dolayı. Çok ama çok özür diliyorum. Babam da çok sonradan fark etti. Yoksa kötü bir insan değildir. Kapatın lütfen. Kapatın. Nasıl bir çocuğu bu yaşta gönderebilirsiniz? Psikolojisi bozulur. Pedagog eşliğinde gitmeliydi. Yaptığınız çok büyük bir yanlış. Gerçekten böyle şeyler aklıma geliyordu ama bu kadar da olacağını düşünmemiştim. Büşra şimdi her şeyi öğrenmiş, benden saklıyor. Bu yaşta ne kadar büyük bir sorumluluk alıyor. Annem üzülmesin yeter ki. Ona bir şeyleri söylemek istemiyorum. Büşra, kızım. Efendim anneciğim. Nasılsın kızım, iyi misin? Süper anne, çok güzel bir gün. Ezgigil'de çok eğlendik anneciğim. Bana yalan söylüyor. Ortamı idare etmek için, beni üzmemek için. Sen nasılsın anne? Özür dilerim anneciğim. Bugün gerçekten seni çok üzdüm. Ama bir daha asla olmayacak. Sen benim için çok değerlisin anne. Çok hem de çok. Bugün senin değerini çok anladım. Ne oldu Büşra? Bugün seni biri mi üzdü? Hayır anne. Hiç kimse üzmedi beni. Ben çok mutluyum. Büşra, bana anlatman gereken bir şey var. Bunu biliyorum. Az önce doktorla konuştum. Anne, doktor sana her şeyi söyledi mi yoksa? Evet kızım, söyledi. Annelerden böyle şeyler saklanmaz. Anne, sen de mi beni sevmeyeceksin? Yoksa sen de mi istemeyeceksin beni anne? Gerçek kızını mı isteyeceksin? Hayır kızım, nereden çıkardın bunu? Sen benim evladımsın.
seni neden istemeyeyim? Sen benimsin, sen benim yavrumsun. Anne çok korktum. Sen öğrenince sen de beni istemeyeceksin diye. Kendi kızını isteyeceksin diye. Kıskanmıyorum, yemin ederim kıskanmıyorum anneciğim. Ama sanki yalnız kalacağım gibi hissettim. Çünkü beni doğuran biyolojik annem beni istemiyor. Nasıl yani? Sana kötü mü davrandılar? Aslında tam olarak öyle değil anne. Teyzem olan kişi çok iyi davrandı. Ne yani? O adreste teyzen mi oturuyormuş? Evet. Beni doğuran biyolojik annem yurt dışındaymış. Beni asla ve asla istemedi. Tamam kızım, üzülme. Ben senin hep yanındayım. Merak etme. Ama anne, sonuçta oradaki kızın da gerçek annesi sensin. Belki o seni görmek ister, sen de onu görmek istersin. Tamam Büşra, kapatalım bu konuyu. Hadi yemek yiyelim. Üstünü değiştir. Tamam anneciğim. Seni asla bırakmam ben anneciğim. Ne olursa olsun. Ama gerçek kızımı da görmek isterim. İkinizi de ben annelik yapabilirim. Böyle bir kötü kadının elinde kalmasını istemem. Nasıl kendi çocuğuna böyle davranabilir? Of ya, okuldan da resmen yoruldum ya. Anne! Nasıl geçti okul? Bugün sınavlarım vardı. İyi geçti mi? Süperdi anne ama çok yoruldum anne ya. Keşke okula gitmesem ne olurdu ki? Büşra, çok önce de konuştuk bu konuyu. Tamam anneciğim ya. Tamam, okuyacağım anne. Adam olacağım okuyup. Büşra, dalga geçme bak. Ya anne ya, şaka yapıyorum. Sana da şaka yapmayacağım. Kime yapacağım? Tabii yap yavrum. Bana yap şakayı. Senin her şeyine razıyım ben. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Aa, kapı çalıyor anne. Kim geldi? Bakacağım kızım birazdan. Bekle. Ne oldu teyzeciğim? Okul nasıl geçti? Nasıl geçecek onun okulu? Hiç güzel geçmemiştir. Öğretmene ne soruyor biliyor musun anne? Diyor ki burada niye diyor Çince ders vermiyorsunuz diyor. Kızım burası Türkiye. Çince kursuna git yani öğrenmek istiyorsan. Herkese Çince konuşuyor anne. Zaten Çince'yi bildiği için sürekli o dilde konuşuyor havalı olmak için. Nasıl konuşuyorsun bakayım? Kama kimitti yukaya mikropistika ve amalaka omintiki egeyreke. Teyzeciğim şaka yapıyorsun herhalde, bu Çince değil. Anne demek ki Çince değilmiş. Oo bak yakaladım, gördün mü, Çince değilmiş. Ben de diyordum zaten bu Çince değil. Annem konuşuyor, ben bilmesem de anlıyorum azıcık diyordum, bu değil diyordum. Sen tabii onlar hiç bilmediği için kandırıyordun. Ya Büşra sen de bizden değilsin, söylüyor muyuz? Toka ne diyorsun sen? Ama teyze o benimle dalga geçirse ben de böyle konuşurum işte. Haklı anne. Ne denir ki? Ben onlardan değilim. Yani sizden değilim. Onun yüzünden moralini bozma. Artık alışman gerekir bunun ukalalık ve laubaliliklerine. Haklısın anne ya. Onun istediğini başarmayayım. O zaten benim üzülmemi istiyor. Yani konuşur konuşur susar. Aferin benim güçlü kızım. İşte benim kızım bu. Teşekkür ederim anneciğim. Anne ben biraz kapının önünde oturacağım. Tamam kızım. Of ya, bugün daha hava çok güzel ya. Keşke biraz pikniğe mi gitsek? Merhaba. Merhaba, buyurun. Şöyle biraz oturabilir miyim yanına? Tabii, oturdum bile zaten, sorun yok. Nasılsın, iyi misin? İyiyim de siz yeni mi taşındınız buraya? Sayılır. Bu bize benziyormuş, bir aynı. Ne alakası var, neyden bahsediyorsun? Sen Çinli misin yoksa? Ya niye öyle diyorsun ya? Ama öyle, Çinli gibi duruyor. Evet, ben Çinliyim. Nasıl yani? Sen nasıl... Yani... Evet, yer değiştirdiğim bebek benim. İnanmıyorum. Yani anneni görmeye mi geldin? Evet, onu çok merak ediyorum. Görmeye geldim. Tabii sen de istersen. Tabii ki. Ne karışırım ki? O senin annen. Tabii ki de görebilirsin. En doğal hakkın senin. Peki, teşekkür ederim. Kızım ne oluyor? Şey, anne... Ne oldu kızım? Anne, senin kızın gelmiş. Ne? Kızın mı gelmiş? Evet anneciğim, kızın gelmiş. Evet anne, ben geldim. Kızım! Anne! Bak, bize benzeyeni bulduk, seni sattık. Artık sen bizim hiçbir şeyimizsin. Yurda veririz seni. Ben giderim, kimsenin beni yurda vermesine gerek yok. Bak, bu da kardeşim Büşra. Evet, annemden seni çok duydum. Ne? Çok mu duydun? Yani benden nefret etmiyor mu annen? Asla nefret etmiyor. Sadece üvey babam iyi bir insan olmadığı için, ondan korktuğu için seni kabul edemedi. Ama seni çok seviyor. Hep merak etti. Hep bana anlattı. Onu çok merak ediyorum diye. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Hatta o da sana tepki verirsin diye ilk beni gönderdi. Kendi de geldi. Ne? Kendi de mi geldi? Evet, kendi de geldi. Biz temelli Türkiye'ye döndük. Hem de bu mahalleden ev aldık. Artık hiç ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız mı? Büşra, kızım. Seni çok özledim anneciğim. Seni hiçbir zaman bırakmak istemedim. Özür dilerim.
Bunu daha önceden yapmam lazımdı. Kızım benim. Oh be, planlarım suya düştü. Yine bunlar dört doldu. Ben dışarıda kaldım. Kızımı büyüttüğünüz için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim kızımı büyüttüğün için. Ama kızım diye bir şey yok. İkisi de bizim kızımız artık. Hepimiz bir arada bir aile olarak yaşayacağız. Hep beraber. Oley! Bu çok güzel. Değil mi? Evet, çok güzel işte. Bayıldım bu fikre. Of ya, ben kaldım yine. Anneciğim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Büşra. Ben de seni seviyorum anneciğim. Ben de seni kızım.